Sayın seyirciler, internet medyasında daha fazla tık almak için, televizyon haberciliğinde ise daha çok reyting almak için incir çekirdeğini bile doldurmayacak haberler abartılı anonslarla ve manşetlerle verilebiliyor. Bu durumdan halkımız da etkileniyor haliyle. Buyurun izleyelim efendim. Hoş geldin bey. Hoş bulduk hanım. Nasıl geçti günün? Flash, flash, flash. Patron bugün beni odasına çağırdı. Ne? Acaba neden çağırdı? Maaşıma zam mı yaptı yoksa beni işten mi attı? Gelişmeler az sonra yemek masasında. Ay çok merak ettim, ne oldu acaba? Sende ne var ne yok? Şok şok şok. Alt komşunun kızı evden kaçtı. Yapma ya. Kiminle kaçtı? Nereye kaçtı? Nasıl kaçtı? Dedikodunun bütün detayları bende. Gelişmeler için benden ayrılma Cevdet. Tamam tamam ayrılmam. Oğlan nerede? Buradayım baba. Olay olay olay. Dü 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 dü. Matematik sınavı açıklandı. Dırş. Acaba kaç aldım? Dırş. Hepsi az sonra. Heh. Özetler bittiyse detaylar için hadi yemeğe geçelim. Kurt gibi acıktım vallahi ya. Oğlum. Baba. Şok şok şok. Ben gideceğim galiba. Hakkınızı helal edin. Neyin var baba? Acaba ne geçiriyorum? Kalp krizi mi yoksa beyin kanaması mı? Hepsi az sonra ambulansta. Çabuk 112'yi arayın lan. Eşvedenna illahe illahe. Baba. Ay Allah ya. Bak. Haberin sonunu söylemeden öldü, görüyor musun? Ayıp ya, seyirciye saygısızlık. Flash flash flash. Kayınbabam nasıl öldü? Nasıl yere yığıldı? Yetişin komşular. Haberlerin detayları sadece burada az sonra. Sayın seyirciler, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilk defa bir yarışmacı 1 milyon liralık son soruyu görmeyi başardı. Sonrasını da gelin haberimizden izleyelim efendim. Evet, milletvekili Tahsin Bey ile yarışıyoruz ve yıllardır hiçbir yarışmacının başaramadığı noktaya geldik. Tahsin Bey 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı. Hazır mısınız Tahsin Bey? Hazırım Kenan Bey. O zaman işte 1 milyon liralık soru. Aşağıdaki vaatlerden hangisi sizindir? Çalışanlara onar maaş ikramiye, her şeyin bedava olacağı süpermarketler, her kış sınırsız ve bedava doğalgaz, herkese sınavsız ve parasız üniversite. Vay canına be. Ya 26 yıllık siyasi hayatınızı araştırdık. Bu vaatlerden biri size ait. Bilebildiniz mi? Vallahi o kadar çok vaat vermişim ki hatırlayamıyorum. Ben en iyisi telefon jokerimi kullanmak istiyorum. 26 yıllık danışmanım Feridun Bey'i arayalım lütfen. Pekala, Feridun Bey'i arıyoruz. Çalıyor. Feridun Bey? Efendim? Merhaba Feridun Bey. Ben Kenan Aşık. Nasılsınız? Ben de Didier Drogba. Aç da işte. Dur lan dur, kapatma Feridun. Benim ben. Feridun. Sanıyorum Feridun Bey bir yanlış anlamı oldu. Neyse, diğer jokerleriniz de duruyor hala. Telefonda işletiyoruz sandı herhalde. Neyse, %50 jokerimi kullanmak istiyorum ben Kenan Bey. Pekala, bilgisayar yanlış iki cevap şıkkını eliyor. Vallahi 26 yılda o kadar çok vaatte bulundum ki. Vallahi hatırlayamıyorum doğrusu ya. En iyisi diğer joker hakkımı da kullanayım, halka soralım. Pekala, hemen halka soruyoruz, cevapları alalım. Evet, bakalım sonuç ne çıktı? %50, %50. Allah Allah. Halk iki şıkka da %50'şer oy verdi. Allah Allah ya, onlar da hatırlayamadı galiba. Evet, çift joker hakkınız kaldı son olarak. Onu da kullanıyorum. B, her şeyin bedava olacağı süpermarketler diyorum. Sonra da C, her kış sınırsız ve bedava doğalgaz diyorum. Son kararınız mı? Son kararım mı? Son kararım mı? Son kararım mı? Ben bunun içinde telefon jokerimi kullanmak istiyorum Kenan Bey. Lütfen Sayın Genel Başkanımı arayabilir misiniz? Hemen arayalım. Çalıyor. Evet, Sayın Genel Başkan. Buyurun Kenan Bey. Efendim saygılar. Biz şu anda Tahsin Bey'le yarışıyoruz. Size bir sorusu var kendisinin. Sayın Genel Başkanım, saygılar. Son kararım mı? Tekrarlar mısın? Diyorum ki son kararım mı? Yani yarışmada şimdi soruyu bileceğim ya, son kararım mı diye size soruyorum. Sen genelde kararsızsındır ama. Son 5 saniye. Ben de şimdi kararsız kaldım senin gibi. Bir daha tekrarlar mısın? Sayın Başkan, vakit daralıyor. Son kararım mı? Son kararım mı? Hala
Maalesef süre doldu Tahsin Bey. Doğru cevap son kararım değil olacaktı. 1 milyon liradan oldunuz maalesef. Ay Allah, yaktın beni başkan ya. Ya ben son kararım değil diye düşündüm ama emin de olamadım sonra. Genel başkanım benden iyi bilir. Son kararım mı değil mi diye bir düşündüm, ona sorayım istedim ama ne yapalım, süre yetmedi. Canımız sağ olsun Kenan Bey. Sayın seyirciler, yeni başlayacak bir proje kapsamında İstanbullular bayat ekmeklerini çöpe atmak yerine fırınlardan tazesiyle değiştirebilecekler. Peki bu proje sadece sıcak ekmekle mi sınırlı kalacak? Buyurun izleyelim efendim. Arkadaşlar bakın, ben bunun tazesini veremem size. Ya niye veremiyorsun kardeşim? Bayatını getir, tazesini götür demediniz mi? Getirdik işte, en bayatı bu. Evet, en bayatı bu. Bundan daha bayatı yok ki. Ya tamam anlıyorum da o kampanya ekmek için. Bayat ekmeği getiriyorsunuz, yerine taze ekmek veriyoruz. Ya ha ekmek ha siyasetçi. Ne olur yani bunu da değiştirsen eline mi yapışır? Ya olmaz diyorum arkadaşım, olmaz. Hadi hadi başka fırını oyalamayın beni. Hadi 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 çıkın bakayım çıkın. Yok bu fırın da olmadı. Yürü gidelim biz, gidelim hadi. Bence şuradaki fırına da bir uğrayalım. Hadi bakalım bari. Ya sevgili seçmenlerim, bırakın artık beni de meclise döneyim ya. Millet benden hizmet bekliyor. Benim yapacak işlerim var. Ya sen ne işinden bahsediyorsun ya? 5 dönemdir milletvekilisin zaten. Yapsaydın yapacağını şimdiye kadar. Zaten bayatladın sen. Çekil de yerine biraz gençler gelsin canım. Ya vallahi bayatlamadım. Körpe bir siyasetçi gibi tazeciyim ben hala. Çıtır çıtırım vallahi. Ya bırak ya. Senin vaatlerin bile bayatladı. Hala her mahalleden bir milyoner çıkacak diyorsun. Hiç. Ulan bütün mahalleyi toplasak 1 milyon para çıkmaz be. Böyle vaat mi kaldı devirde? Ama bende daha ne vaatler var. Biraz düşünsem aklıma çok güzel yeni vaatler gelir. Vallahi bak. Bak hala palavra atıyor ya. Ya yürü ya yürü. Biz bunu verip tazesini alacak bir yer buluruz elbet. Yürü sen. Bak bak dur dur. Şuna ne dersiniz? Beni seçerseniz her evde kotasız internet olacak. Ya yürü git. Daha hala konuşuyor ya. Bayat bayat. Yürü lan. Yürü lan. Sayın seyirciler, siyaset belki de en kaygan zeminlerden biridir. Siz yükselmek isterken ayağınızı kaydırmak isteyen çok olur. Buyurun hep birlikte izleyelim efendim. Hadi ben çıkıyorum Necla. Çivili ayakkabılarımı ver. Çivili ayakkabılar. Tamam, halat. Halat. Takoz. Takoz. Kask. Kask kafanda ya. Evet kafamdaymış. Hepsi tamam herhalde. Hadi hakkını helal et hanım. Dikkatli ol İrfan. Varınca ara. Tamam. Hayrola komşu, İrfan Bey dağa mı tırmanacak? Yok anacığım, siyasete atılacak da ayağını kaydırmasınlar diye bütün önlemlerini aldı işte. Ha iyi iyi, hadi hayırlı olsun. Allah! Allah! İrfan ne oldu? Ne olacak, çanak gitti. Daha şimdiden ayağımı kaydırdılar hanım, yetiş. Aman İrfan ya, dedim ama ben sana. Siyaset senin harcın mı? Etin ne budun ne senin be? Lan bir sus da gel yardım et. O için ne hallere düştük baksana. Oy oy oy.